Selam millet, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün sizlerle anlamsız ama yüzümüzü güldürecek dizayn hatalarına bakacağız. Daha demin niye böyle vurduysam şu baş parmağım acıdı ya. Bayağıdır bir dizayn hataları çekmiyorduk. Vallahi canım çekti ya. Biraz izleyelim de IQ'muz bir yerlerde sürünsün. Bu arada tatildeyken bir tane çocuk beni tanıdı. Abi sen Mert Gültaş değil misin dedi. Evet dedim, ta kendisi. O benim. Dedim nasıl, videoları beğeniyor musun, izliyor musun, abone misin, like atıyor musun? Çocuk dedi ki abi abone değilim. Niye dedim. Abi annem kızar dedi abone olursam. Abi niye kızsın ya, abone olmak bedava. Lütfen videolarımı izliyorsanız, videolarımı beğeniyorsanız, eğleniyorsanız kanala aşağıdan abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bana en güzel desteği olmuş olursunuz. Biz de serice videoya geçeriz çünkü laf uzadı, ağzım kurumaya başladı. Serice videoya geçiyoruz. İlk dizayn hatamız çok komik bir dizayn hatası ama bayağı tehlikeli. Gördüğünüz göz testini uzaktan yapmanız gerekiyor ama uzaklaştıkça bu sefer ahirete yaklaşıyorsunuz. Abi yani o göz testini tren raylarının oraya yapmak kimin fikriydi ya? Ben o testi yapacağım diye öleceğim. Yani gözlerim iyi görüyor olabilir ama yaşamıyorum artık. Bu arada benim bağırmadan videoyu çekmem lazım. Çünkü görüyorsanız saat gece 1'e 10 geçiyor. Bakın gece video çekiyorum. Lütfen abone olun. Ne bu? İki tuvalet birbirinin içinde mi? Ben tam anlayamadım ya, bunu baştan izlememiz lazım. Tamam, içeri giriyoruz. Tamam, bir tuvalet burada var. Eyvallah. Ha, tuvaletin içerisinde bir kapı koymuşlar, bir tuvalet daha var. Şimdi sen ona girersen çıktığın anda adam sıçıyor yani. Ne kadar saçma bir şey. Tuvaletin içine tuvalet koymuşlar ya. Boxception resmen. El kurutma makinesinin altına koyulan bir çöp kovası. Ne kadar zekice ya gerçekten. Yani onu oraya kim koyduysa kafasını sen orada ellerini kurutmaya başladığında bütün çöpler ağzına gözüne gelecek. Sırada dünyanın en saçma asansörü var ya. Bak sağda solda asansör tuşu yok. Bu asansör tuşu nerede? Ben de yukarı çıkacağım diye bakıyorsun. Meğerse o kitabın oraya koymuşlar. Ulan hangi gerizekalının fikriydi onu oraya koymak? Yani millet asansörü kullanamasın, asansör tuşunu bulamasın diye mi yaptınız ya? Ne kadar saçma. Sırada bir mutfak var. Burada nasıl bir dizayn hatası var? Biraz dar bir mutfak. Evet. Bak çekmece açılmadı. Bir. Dakika bir, gol bir. Çekmece açılmadı. O da açılmaz muhtemelen. Oh bu da açılmadı. O açılmayınca orada açılmaz tabii ki. Yani benim bedava tabii ki, orası da açılmaz. Gerçekten mutfakta hiçbir şey açılmıyor. Hiçbir şey açılamayan mutfak yapmışlar. Yandaki tuvaletten oraya el mi giriyor ya? Ortak kullanım peçete mi bu? Ne bu? Düşünsenize oturmuşsunuz, rahat rahat tuvaletinizi yapıyorsunuz. Bir tane el uzanıyor oradan. Kardeşim şuradan peçete alabilir miyim diye. Çok mu zordu yani o arayı kapatmak, çok mu zordu ya? Ne yapalım yani, yandakiyle el ele tutuşup mu sıçalım? Gördüğünüz şey bir yokuş değil, bir merdiven. Ama merdivenin basamaklarını görüyor musunuz? Göremiyorsunuz. Bu ne demek? Senin oradan düşüp kolunu, bacağını, kafanı yarman demek. Neden böyle illüzyonlu bir merdiven yaptınız? Abi onu görebilen var mı ya? Bu merdivenin basamaklarından bir tanesini 1 milim yüksek yapmışlar. İnsanların ayakları onu şey yapamıyor. Yani vücut onu oranlayamıyor. Her seferinde tökezliyorsunuz. Çünkü her seferinde vücut aynı adımı atmaya çalışıyor. Aynı yükseklik. Ama diğerini daha yüksek yaptıkları için böyle saçma bir şey var. Yani şu işi bana ver, ben bile bunu doğru yaparım. Egdiyar boynunu egdi. Sanırım dünyanın en fazla hırsızlık olayı yaşanan ev eşyaları, işte bu alet gereçlerin olduğu yerdeyiz. Öyle bir kilit sistemi yapmışlar ki sıktığın zaman açılıyor. Yani bu gerçi bizim oradaki Bauhaus'ta da olabilir ya. Çünkü genelde bunları böyle kilitliyorlar. Yani ben onu sıkar alırım. Sen git sokağın ortasında koskocaman dijital billboard tut, milyon dolarları akıt. Reklama bakar mısın ya? Yamuk yumuk bir reklam. Yani abla dese ki ya ben reklamlara çıktım falan, gitseler baksalar ablayla dalga geçerler ya. Neden su şişelerini düzgün yapmanız gerektiğini anlatan bir video. Gördüğünüz gibi top şeklinde yapmışlar ki ne kadar saçma ya, ne gerek vardı. Nereye koyarsanız koyun yangın çıkartıyor. Çünkü hani öyle bir açısı var ki oradan bir güneş geliyor, bir şeyler oluyor, büyüteç görevi görüyor. Yani bunu yaparken satarken hiç mi düşünmediniz ya, buradan güneş seker oradan yangın çıkar diye. Sudan yangın çıkacak. Dünyanın en saçma aslanı değil mi ya bu? Ben hayatımda bunun kadar komik bir aslan görseli daha görmedim ya. Hangi aslan böyle ki? Yani izlediğiniz belgesellerde kaç tane böyle gülen aslan gördünüz ki? Otomata parayı atıyorsunuz, kolaya basıyorsunuz, kola düşüyor, kola çıkmıyor ama. Abi siz bunu alamayalım diye mi yaptınız yani? Ne kadar saçma. Otomattan bir insan ne alır ki? Çubuk kraker, su, kola. Bunun dışında ben bir şey alan görmedim zaten. Abi kolayı da alamayacaksam yani ne diyeyim ben sana şimdi?
hayatınızda gördüğünüz bütün biyoloji derslerini unutun. Çünkü bugün çok ilginç bir biyoloji göreceğiz. Gördüğünüz gibi kadınla adam çocuk yaparsa çocuk oluyor. O iki çocuk da birleşip bir çocuk olursa o çocuk olmuyor, köpek oluyor. Yani artık bunu nasıl anlarsınız bilmiyorum ama biyoloji de böyleymiş. İki çocuk çocuk yapınca köpek oluyormuş. Abi yani bunu da yapmazsın ya. Ülkede akıl dediğin, mantık dediğin eğitimden başlar. E sen eğitimi bitirmişsin komple. Please do not turn off the light switch. Yani ne diyor? Lütfen ışığı kapatmayın. O düğmeden ışığı kapatmayın. O düğme aynı zamanda asansörü de yönetiyor. Yani bu gerçekten bugüne kadar gördüğüm en ilginç dizayn hatası. Düşünsenize evinizdeki ışığı açtığınız zaman binanın asansörü duruyor. Yani siz o aradaki bağlantıyı nasıl yaptınız ya? Oradaki tuşu sen asansörü nasıl bağlayabildin? Gerçekten ben bunu bir alkışlamak istiyorum. Yani imkansızı başarmışlar. Bu nedir? Çıkış kapısı mı? Allah, kendi kendine açıldı bu. Ha biri kapanınca biri mi açılıyor? Ben buradaki olayı tam anlamadım ama herhalde biri kapanınca biri açılıyor ya. Bence videonun en masum dizayn hatası diyebileceğimiz bir şey. Yani o kadar masum ki baktım dedim ki lan nerede bu hata? Hatta kendi klavyeme baktım, oraya baktım. Meğerse şu hoparlörün sesini ters yapmışlar. Olabilir. Yani ben daha deminki gördüklerimizden sonra buna çok bir şey diyemeyeceğim. Kapının kilidi tamam, güzel. Ha, bunu görmüştük ya. Ne kadar gerizekalıcı bir şey ya bu. Kapıyı kilitliyorsun, kaydırıyorsun, geri açılıyor. Abi o zaman o kilidi oraya niye koydun ya? Onu takarken hiç mi düşünmedin? Kurban olayım bak, sesin nasıl içime kaçtı. Benim bayağıdır satın almayı düşündüğüm bir şey düşürülemeyen termos. Yani böyle vurduğunuz zaman falan ya da eliniz çarptığında devrilmemesi gerekiyor. Ama bu devrilen termos. Herhalde satın alan kişilere sürpriz yapmak istemişler. Yani sen bunu devrilmez diye aldın ama bu devriliyor. Hani sürpriz, şaşırttık seni. Ben böyle bir manken nerede gördüm ya? H&M'de miydi? Pullbeer'da mıydı? Öyle bir yerde gördüm. Dünyanın en saçma mankeni olabilir ya. Abi yani marjinal olacaksın diye mankenle niye oynuyorsun? Bu nasıl manken? Kollar 5 metre, boynu bir acayip 30 kilo zaten yani. Hani manken dediğin mankendir. Bu fotoğrafı görünce aklıma şey geldi ya, böyle binalarda hep pencerede oturup geleni geçeni seyreden teyzeler, amcalar olur ya. Binaya kim girdi kim çıktı her dakika onun hesabını yapar. Aynı onlar için yapılmış bir tuvalet, kim giriyor kim çıkıyor görüyorsunuz. Siz böyle oturup sıçarken gelene geçene el sallarsınız. Ah merhaba, sizin de mi tuvalette? Ah benim küçük, sizin büyük mü? Falan böyle bir şey için yapmışlar herhalde. İngilizce'de bir kelime vardır, hatta o Türkçe'de de var, idiot. Yani gerizekalı demek. Şunu tasarlayan kişi tam olarak bir idiot ya. Suyu koyduğunuz kaplar var ya, orada böyle mililitresi falan yazar. O tam sayı olması lazım. 100 milim, 200 milim falan öyle olur. Gitmiş küsuratlı yazmış. 147 mililitre, 296 mililitre. Abi bana 296 niye lazım olsun ya? Ya 200 olur ya 300 olur. 296 ne? 443, 591. Gerçekten senin kafada bir problem var. Kelle problemlerin var senin. Sırada bir restoran menüsü var. Sattıkları şeyleri ikiye ayırmışlar. Patatessiz ve patatesli diye menü yapmışlar. Yani istediğiniz menüyü patatesli ya da patatessiz alabiliyorsunuz ama patates satıyorlar, patatesi patatessiz alabiliyorsun. Ve fiyatı da 1.90, patateslisi 2.40. Abi şimdi yani patatesi patatessiz nasıl alabilirim sence? Ben mesela buraya gitsem derdim ki bir patates istiyorum ama patatessiz olsun. Neden? Çünkü patatessiz fiyatı daha ucuz. Lan çok patates dedik, benim karnım feci acıktı ya. Dünyanın en rahatsız bisiklet yolunun nasıl bir hissiyat olduğunu düşünüyorsanız benim yaptığımı yapabilirsiniz. Yani düşünsenize, bisiklete biniyorsunuz böyle. Yani bütün yol boyunca böyle zıplattırıyor adamı ya. Gerçekten bunu yapan belediyenin ben tam... Paralarınızı saklayabilmeniz için gizli böyle tahta şeklinde bir şey yapmışlar ama abi ya ben bunu yakarsam? Yani bir de öyle bir saçmalık var. Çünkü bunu aldığın zaman tahtaların arasına koyman lazım. Yani masanın üstünde tahta durursa insan bakar bu neymiş diye. E tahtaların arasına koyduğum zaman ya ben bunu yakarsam? Yani bunu hiç düşünemediniz mi? Yani hadi ben malım da siz benden de malmışsınız. Evet. Bunun hakkında tam olarak ne söylemem gerekiyor bilmiyorum ama üç bacaklı insanlar için boxer satıyorlar. Yani ilginç espriler yapılırdı da yapmayalım ya lütfen. Böyle saçma salak espriler sakın yapmayın. Gerçekten güleceğim, gülemiyorum. Vallahi ağlayacağım, ağlayamıyorum. Diş doktorunun bir reklamını görüyorsunuz. Before after yapmışlar da. Abi before'da ağzı kapalı bu adamın ya. Yani bu adam before'da gülmüyor, after'da güldürdünüz. Yani bu mu? Hani gelirseniz gülersiniz gibi bir şey mi demeye çalışıyorsunuz? Adamın dişlerinin önceki halini göremiyorum ki after'ını göreyim. Yani ne kadar salaksınız ya. İnşallah bu reklam işe yaramıştır. Yani reklama para bastıysan inşallah boşa gitmemiştir. Hayatımda gördüğüm en iğrenç
en tiksindirici klozet oturağı bu olabilir ya. Klozette böyle bir bez gibi bir şeyin ne işi var ya? Bütün o klozetin boku çökeleye orada kalır. 2 güne bu sapsarı olur. Buralarda çişler olur, bilmem ne sular falan fışkırır. Ya gerçekten çok gereksiz ya. Ayrıca ben klozete oturduğum zaman mesela soğuk olması lazım. Sıcak olduğu zaman midem bulanıyor. Hele bir de şuna otursam mikrop yuvası, ben gerçekten altlı üstlü kusarım yani. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Arkadaşlar deyince de bir ilginç oldu ama neyse. IQ düşüren ama güldüren dizayn hatalarına baktık. Dediğim gibi bayağıdır bakmıyorduk. Bir iyi geldi ya, bir hoşuma gitti. Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz ve bu tarzda daha fazla eğlendirici video gelmesini istiyorsanız videoya ufak bir yorum yazmayı, bir tane de like bırakmayı unutmayın. Şuradan iki kanala da abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşça kalın.